Atakum'da vatandaşlara Atatürk'ün şehri olarak adlandırılan Samsun'da Cumhuriyet Halk Partisi sizce neden beklediği oyu alamıyor diye sorduk. Atatürk'ün şehri olarak adlandırılan Samsun'da Cumhuriyet Halk Partisi sizce neden beklediği oyu alamıyor? Yani çok bilemiyorum. Çok aydın bir şehir burası. İnsanların görüşleri, fikirleri falan açık görüşlü bayağı. Kılıçdaroğlu da bu seçimde kendini çok güzel ifade etti, çok güzel anlattı. Fakat insanlar nasıl böyle oldu ben de onu anlamış değilim yani. Evet, burası Atatürk'ün bir şehri fakat Atatürk olgusu çok yok. Çok empoze edilmiyor, her zaman kapatılıp geri çekiliyor. Bazı saçmalıklar ön plana çıkıyor. Çünkü bize dayatılan adaylar olduğu için insanlar isteyerek değil de mecbur bırakılarak oy kullanıldı ve bu hatadan bir an önce partinin dönmesi lazım. Çünkü yerel seçimlerde daha fazla kayıp yaşanacak. Yani ben bunun olduğunu düşünüyorum sadece. Kendi partinin içinde bir değişim olması lazım kesinlikle. Değişim şarttı ama maalesef yeterli gelmedi. Ne vaatler, ne yapılacak şeyler bence yeterince kendilerini ifade edemediler o yüzden. Halkla bağdaşamadığı için, halkın kariyerlerine yani tam inançlarına karşı saygılı olmadığı için. Cumhuriyet Halk Partisi acaba bütün ülkede beklediği oyu aldı mı? Cumhuriyet Halk Partisi kuruluş değerlerinden uzaklaştı. Yani %1 bile hatta %1000 bile oyu olmayan partilere 38 milletvekilliği verdi. Ben bugüne kadar olan bütün oylarımı CHP'ye vermiştim ama bu seçimde vermedim. Çünkü kuruluş değerlerinden uzaklaştı. Ben söyleyeyim, ben 75 yaşındayım. 75 yıldır burada bir tane şey var, belediye kazandı. Başka da yok yani. Yani yok, burada kazanamaz. Niye? Bura halk tamamıyla bir Demokrat Parti, yani şeye vermez, sol partiye vermez. Vermezler. Ama sadece bu Atakum'da yeni yerleşim olduğu için bir belediye kuruldu. Başka türlü de olmaz yani. Ama 35 yıl Kuşadası'nda kaldım. Geldim, aynı şey hiç yok yani. Ben bunun tamamen Karadeniz'le alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Karadeniz insanının kalıplaşmış bir Tayyip'e karşı, bir Tayyip Erdoğan'a karşı bir şey var. Hani bir şey ifade edemedim şu an onu ama ben bunun da aynen sevgi ve biraz bağımlılık. Çünkü bunun sebebinin de Tayyip Erdoğan'ın Rize'den çıkmış olmasının olduğunu düşünüyorum. Tamamen Karadeniz'le alakalı bence. Bu Samsun'la alakalı değil. Ama zaten Samsun'un en laik ilçesinde de CHP'nin çıkmış olması bence bunun en büyük kanıtı oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi çünkü yaptığı icraatleri gerçekleştirecek bir kapasiteye sahip değil. Bay Kemal denilen adama biz gençler olarak şahsen güvenmiyoruz. Çünkü ya, gerçekleştireceğim dediği şeyler uzak bir şey yani. Ben sanmıyorum, inanmıyorum da gençler olarak, şahsi konuşuyorum ama. O yüzden Samsun'da gerçekten zeki insanların olduğu bir yer. Samsun gerçekten üst seviye bir şehir. Samsun doğru yolu bulduğunu düşünüyorum ben de. Teşekkür ederim. Onu kendi idarecilerinize sorsanız daha iyi olur. Yani partililere sorun. Bir yerde bir yanlışları vardır demek ki. Ondan kaynaklanır bence. Bence Cumhurbaşkanlığı adayından dolayı. Yani benim kendi fikrim. Çünkü ben de değiştirmeyi düşündüm artık ama o olduğu için değiştirmedim. Neden alamayacak? Cumhuriyet Halk Partisi devlete ne yaptığı var 80 senedir? Bir şey yaptığı yok. Ne yaptı? Bir dikili ağacı var mı? Şuraya bir ağaç. Bir dakika. Şu ağaç, bir dikili ağacı yok. Nasıl olacak? Yani köylü kısmı biraz daha şeye yakın. İktidara yakın. Onun için yani şehir merkezinde genelde CHP'li. Başka bir şey yok. Ekonomik bir sorun. Yardımların şeyi var. Önceli. Yani konuştuklarının aslı astarı yok. Bunu hep vatandaş görüyor yani. Biz halk olarak bir ahmak değiliz. Aday seçimi düzgün olmadı. Zaten iki milletvekili çıkarıyordu. Birini sıraya Saadet Partisi'nden mi koydular? Yanlış. Yanlış tercihti. Ben Kılıçdaroğlu'na oy verdim. Solcu da değilim. Ama tabii milletvekilliğinde başka partiye oy verdim.
Onun için de ben aday seçimi diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi aday ittifak seçiminde yanlış yaptı. Deva ve Saadet Partisi'ne, Gelecek Parti ile Saadet Partisi'ne ikinci, üçüncü sırayı aday verdiler. Ancak hiçbirisini piyasada görmedik. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yardımcı olmadıkları için CHP seçmeni de cezalandırdı. Ben öyle düşünüyorum. Sadece burada mı? Bütün Karadeniz'de alamadı. Bilmiyorum, kişisel özelliklerdendir belki, bilmiyorum. Artık hiçbir şey diyemiyorum. Halka hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü yani dolar olmuş 23 lira. 23 Atatürk lira bir daha çıksa bir daha da vermezler. Ne diyeyim yani, hakkımı helal etmiyorum ama kesinlikle. De yani hiç halkın içine inmiyor herhalde. Hep büyük şeyler, İstanbul, İzmir, oralar. Tam da biraz da kırsal kesime inmesi lazım yani. Demek ki seçmene hitap edemiyor yani. Seçmeni cezbedemiyor. Ne bileyim, belki hizmetlerindendir. Belki HDP'li işbirliği yapmasaydı olabilirdi. Belki CHP kendini iyi anlatamadığı için alamıyordu. Tek gerekçe budur yani. Herhalde bütün Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da gelecekle ilgili bir ümit veremediği için, herkes tarafından benimsenen projeleri olmadığı için kabaca bunlarla ilgili. Yani halk eğer benimsemiş olsaydı bunca sene 15-16 defa herhalde bu yenilgi olmayıp herhalde 1-2 defa bazı seçimleri de olsa kazanma imkanı olurdu. Onun dışında demek ki bir benimseme olmamış, halkta kabul görmemiş, halkta karşılığı olmayan bir şeyin yasamayı, yürütmeyi zaten becerebilmesi de mümkün olmayacak. Böyle bir durum. Samsun'da beklenilenler yapılsa bile AK Parti'nin oyunda bir azalma olacağını düşünmüyorum. Çünkü ülkenin başında Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece, Anadolu'daki insanlar, Samsun'daki insanlar pusulada Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüğü sürece ona oy basacak. Önümüzdeki 5 sene boyunca da Erdoğan kalacak. Bir seçim daha görmeyecek ama görse yine kazanacağını düşünürüm. Çünkü insanların pusulada Erdoğan'ın resmini görmesi yetiyor oy ona basması için. Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderin değişmesi lazım kısaca. Yani 10 seçimdir seçime giriyor, seçim bir türlü kazanamıyor. Ya İmamoğlu'nun gelmesi lazım ya da bizim Ankara Büyükşehir Belediye Reisi'nin Mansur Yavaş'ın gelmesi lazım normal. Çünkü tabanın ne istediğini görmüyorlar sanırım. Yani tabanın ne istediğini görmedikleri için ısrarcılar. Israrcı oldukları için de şu daha kolay geliyor. Halk şöyle, halk böyle, bu insanlar böyle, bu insanlar şöyle demek sanırım daha mantıklı geliyor. Bence en önce her siyasi partinin yapması gerekli olan şey tabanın ne dediğini duymaya çalışmak. Bunu duyarsanız hangi parti olduğunun önemi yok. Bu Cumhuriyet'te Ecevit iktidara geldiyse tekrar bir sol bir parti iktidara gelebilir. Ama demek ki bazı yanlışlar yapılıyor. Yanlışlarla da devam ediliyor. Hala mesela insanlara diyorlar ki koltuk sevdalısı diyorlar insanlara. Ama şu an bulunduğumuz duruma bakıyorum. Herkes koltuk sevdalısı oluyor şu an durumda. Umarım ülkemiz için hayırlı olur. Değişim şart. Değişim şart. Birçok benim arkadaşlarım da dahil CHP'ye oy vermek isteyip yani Atatürk'ün partisi olarak bakıp başındaki yaşlı adamı istemiyor. Değişim şart. Oraya bakıyoruz yaşlı, buraya bakıyoruz yaşlı. Ama bazı önemli detaylar var ki insanın yaşı gözü yaşlı da görmüyor maalesef. Ben anneyim. Eğitim sistemine dahil pandemi dönemindeki parasızlıkla dahil çok çektim. Benim çocuğum çeksin istemiyorum. Ben eğitimin bu denli paralı olması böyle şey satılır gibi nasıl söyleyeyim ya size. Ya ipini koparan bir kere dershane ve okul açmaya başladı. Yani bu nedir? Bunlar arttı. Benim zamanımda da vardı. Ben 87 doğumluyum. Benim zamanımda da vardı. Ama bunlar o kadar arttı ki. Ben çocuğumu şu an bir gelecek göremiyorum. Göremiyorum ya. 2,5 yaşında göremiyorum yani. Ben kreşe göndereceğim. Benim çalışmam lazım. Ben memurum. Ben İstanbul'da oturuyorum. Ben memuriyetten istifa ettim. Memuriyetten istifa ettim. Neden? Geçinemiyorum. Neden beklediği alamıyor? Çünkü diğer parti menfaati olanlar çok var. Menfaati olanlar menfaatlerini kaçırmak istemiyorlar. Yani ama biz Atakum'da burada alıyoruz her zaman. Her zaman alıyoruz yani. Bence beklediğimiz bir oydu ve daha fazlasını aldık diye düşünüyorum. Birçok yanlışlıklar yapıldı. Birçok eksiklikler var tabii ki. Biraz daha halka inmeliydi Cumhuriyet Halk Partisi.
inemedi ve şimdi burada ne kadar doğruyu söylemem gerekiyor bilemiyorum ama biliyorsunuz çok hile hurdalar yapıldı. Yani bu, ben kendim oy verirken bile kalemimi yanımda götürürdüm, bu kadar basit. Yani halkın hepsi de biliyor bunu. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu'na da bunların yüklenmesine çok kızıyorum. O elinden gelenin fazlasını yaptı. Ya yeterli çalışmayı yapmadığını düşünüyorum. 8-9 seçimdir kaybetmiş birinin tekrar başta olmaması gerektiğini, yerini gençlere vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ben burada simit satıyorum. Evlerimizin sarasısıyım. Buraya yatırım yapmıyor. Millet destek çıkmıyor. Yani sana nasıl söyleyeyim? CHP kurban olayım ben. Ben CHP'liyim. Burası Samsun, Trabzon'a yakın. Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi sayılır, hemşehrisi sayılır. Recep Tayyip Erdoğan buradaki halkına sahip çıkmıyor. Yatırım yapıyor, köprü yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor ama ben burada simit satıyorum. 3 tane çocuğum var. Bana yardım yapmıyor, vermiyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii ki biz de sandıkta bazı yerlerde görevliydik. Atakum'da bütün sandıklarda çıkan sonuçlarda CHP'nin birinci parti olduğunu çıktığını burada açıkça söyleyebilirim. Ama en son ki bundan 2 dönem önceki seçimlerde tüm şehir seçmenleri baz alındığı için ilçelerdeki köyler, işte ne bileyim kazalar hepsi şehre dahil olduğu için dolayısıyla buradaki parti birinci parti AK Parti çıktı. Ha bu başarısızlık mı? Değil bence. Buradaki başarısızlığı şu şekilde konuşmak gerekiyor. Doğru adaylar mı? Değil mi? Onu da konuşmak lazım ama bu sadece Samsun için değil, tüm Türkiye için geçerli. Onun için bir vatandaş olarak bazı şeylerin değişmesini de istiyorum. Yönetimin, CHP yönetiminin istikrarlı olmayışı, tutarsız davranışlarından dolayı milletin güvenini kaybetti. Başarısızlıkları da işte. Biz de istemeyiz böyle olmasını. Vallahi açıkça söyleyeyim, biraz HDP ile birlikte hareket ettiler. HDP ve CHP aynı görüşte değil diye düşünüyorum ben. Sırf o için de HDP'nin yanında olması yanlış bir görüştü bu. Şimdi Atatürkçü demek milliyetçi demektir benim gözümde, vatansever. Ama HDP ister istemez biraz biliyorsunuz PKK ile ilgili söylemler olduğu için millet biraz CHP'ye kızdı. Kılıçdaroğlu'na da kızdı. Ve biraz koltuk sevdasına gider gibi oldu Kılıçdaroğlu. Ondan dolayı bence bırakması daha iyi olacak diye düşünüyorum ben. Yani benim düşüncem halkı inandırıcılığını yitirdi. Söylemiş olduğu politikalar, izlemiş olduğu politikalar millete inandırıcı gelmedi. Sıradan bir vatandaş olarak düşünüyorum. HDP ile birlikte değiliz diyor ama HDP'nin her türlü projesine, her türlü söylediklerine destek veriyor. Biz HDP'yi PKK yanlısı bir parti olarak görüyoruz diyemiyor. O yüzden de bizim milletimiz biliyorsunuz birazcık milliyetçi bir insandır. Milliyetçi bir millettir. O yüzden işin içine bir PKK, vatanı bölme konusu girdiği zaman CHP'de bu konuda sınıfta kaldı diye düşünüyorum. Şu anki Cumhuriyet Partisi'nin bence Atatürk'ün partisi olmadığından yorumu net. Kesinlikle Atatürk'ün kurmuş olduğu parti değil. Bu benim kendi düşüncem. Birçok kişinin düşüncesi de bu. Çünkü Atatürk'ün izinde gitmiyorlar. Bir düşünün. Yani Atatürk'ün en önemli şeyi nedir? Yurt, vatan bütünlüğü. En sonki seçimde Cumhuriyet Halk Partisi vatanın bütünlüğünü koruyacağına bir şey söyledi mi? Ama bütün algılar vatanı parçalayacağı yönündeydi. Seçmen de akıllı değil mi? Sağ görüşlü çok olduğu için biz de çok üzülüyoruz. 19 Mayıs'tan dolayı yani böyle olmaması lazım ama oluyoruz yıllardır böyle. %50 %50 gidiyoruz aşağı yukarı. Aday tespitinden dolayı kızım. Taban şunu kabul etmedi. Y partilerden aday gösterildi ya. Bu çok büyük tepki yarattı. Bana göre en büyük sebep bu. Kendi partisinin adaya çıkacağı yerde başka partinin adaya çıktı. Şimdi hep kendi herkes kendi kendine. Onun için bana göre en büyük hata bu. Ama protokol vardı, anlaşmıştı. Millet ittifakı vardı. Ona ayrı bir şey ama vatandaşı onu anlamada zorluk çekti.